İyi akşamlar sevgili izleyenler. Çay TV ekranlarından yine canlı olarak sizlerle birlikteyiz bu akşam. Sevgili seyirciler, malum bugün 29 Ekim, 97 yıl önce Cumhuriyet kuruldu ve 97 yıldır ülkemizde Cumhuriyet rejimi dimdik ayakta devam ediyor. Ve Cumhuriyet Bayramı'nı hepimizin kutlu olsun diyorum. Kur'anlardan Allah razı olsun. Niye? Çünkü hakikaten bugün ülkemizde gerek demokrasinin, gerekse İslam dininin de içinde inkişaf ettiği en doğru olanı da demokrasilerde. Malumunuz İslam ülkelerinde sıkıntılar bir hayli fazla. Ama bizim gibi ülkelerde, demokrasiyle idare edilen ülkelerde hakikaten İslam dini, malum birazdan dini program yapacağız, çok daha güzel bir şekilde devam ediyor. Evet, 97 yıldır Cumhuriyet dimdik ayakta. İnşallah daha uzun yıllar devam edecektir. Sevgili izleyenler, yine her cuma akşam olduğu gibi bu akşam da İsmail Toprak Hocam bizimle birlikte. Ancak İsmail Hocam'la bu akşam şöyle bir şey düşündük. Şöyle bir güzel sesinden çok kısa bir Aşr-ı Şerif dinleyelim. Ne dersin hocam? Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyi misiniz? Nasıl geçiyor hocam? Hamdolsun. İyi. Karantina gibi bir hayat devam ediyor. Mümkün mertebe. Evet. Hamdolsun. İyiyiz. İyi. Allah sağlık, afiyet versin hocam. Ufak tefek sıkıntılar olmuyor değil. Hakikaten yani. Bir gün bakıyorsun başın ağrıyor. Öbür gün başka bir ağrı oluyor. Bir de panik içinde olduğumuz için yani acaba niye ağrıyor? Aynen. Dişin ağrısa niye ağrıyor? Karnın ağrısa niye ağrıyor efendim? Yani küçük bir rahatsızlık hepimizi paniğe sürüklüyor. İnşallah. Aslında bütün halkta bir psikolojik sıkıntı var. Sıkıntı var. Doğru. Ama inşallah kısa süre zarfında İnşallah. Bunları atlatırız Allah'ın izniyle. Ama dediğimiz gibi sabırlı olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Uyulması gereken kurallar vardır. Kesinlikle. Onlara kesinlikle uymamız lazım. Çünkü şu anda gerek ülkemizde gerek ilimizde her tarafta zirve yapmış durumda bu hastalık. Evet. Dikkat diyoruz. Çünkü hiç tahammül etmediğimiz insanlar hayatını kaybediyor. Bu akşam bir iki arkadaşın isimlerini vermeyelim. Hakikaten rahatsızlandılar. Sağlık durumları çok iyi. Gerçi buradan onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bütün hastalarımıza Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyoruz. Hocam, bu akşam Kur'an'da kardeşliği konuşacağız. Ana başlık bu. Tabii ayrıntılar gelecek. Ama dilerseniz şöyle güzel sesinizden bir Aşr-ı Şerif dinleyelim hocam. Buyurun. Yaş geldi. 60'a bizim yani o eski sesler mesler. Olsun. Ses telleri değişmiyor. Teberrüken. Evet, buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو
Allahu allazi la ilahe illahu alimul gaybi veşşehadeti huver rahmanur rahim huvallah huvallahu allazi la ilahe illa القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. İyi de Allah ne dedi? Evet. Allah ne dedi? Ağzına sağlık hocam. Allah çok teşekkür ediyorum. Efendim, tabii ekrandan çok daha güzel çıktı. O daha yankılı çıktı. Öyle belki mi? Bulunduğumuz odada farklı ama hani bir şöyle kubbesi büyük devasa olan camilerde okunan Kur'an gibi ekranda daha güzel çıktı. Evet. Hafızlar böyle stüdyo daha yankılı yer işte. Ben anladım onu doğru. Şimdi o mealinle böyle kısaca yorum verelim. Çok makbule geçer hocam. Çünkü eksik olur. Doğru. Rabbimiz ister ki mesaj ulaşsın. Evet, evet. Yani seslendirdin de anlam nerede? Benim mesajım nerede? O taşınmadı ki. Doğru. Şimdi şöyle diyor ki eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, o dağ Allah'a olan saygısından dolayı yarılır, parçalanır, yerinde duramaz. Evet. Bir hal olur onda, etkilenir. İşte bunları böyle insanlara anlatıyoruz. Ki umulur ki tefekkür eder, düşünürler. Dağların yüklenemediğini insanoğlu yüklenmiş. Böyle bir sorumluluk. Sonraki ayet, o Allah'tır. Huvallah. Ellezî lâ ilâhe illâhû. Kendisinden başka ilah olmayan, sığınak olmayan, barınak olmayan, yol yordam olmayan, yardım edici olmayan, rızık veren olmayan, can veren olmayan Allah.
İdrakinizin içinde ve idrakinizi aşan her şeyi bilir. Evet. O merhametin kaynağıdır. İşinde de merhametlidir. O Allah'tır. Kendisinden başka ilah olmayan, buyrukları tutulan, kutsalın kaynağı, esenlik veren, güven duyulan, her şeyi hükmü altına alan, koruyan, gözeten, ulu, galip, mağlubiyeti olmayan, yegane büyük, tek büyük, Allah kendisine yapılan yakışıksız isnatlardan uzaktır. O Allah'tır. Kendini anlatıyor. O Allah'tır. El-Halik, yaratan. El-Bari, ilk yaratan. Arketip diyorlar şimdi. Arketip. Yani şimdiki yaratılış değil. Mesela affedersin, ilk at nasıl var oldu? Hücre öncesi el-Bari. Her şeyin bir ilki var. El-Bari. Bunları yaratan. El-Musavvir. Her şeye şekil veren. Lehul esmaul husna. Bütün güzel nitelikler ona ait. Yerde ne varsa, göklerde ne varsa, bütün alemde ne varsa onun adına hareket eder. O azizdir, o hakimdir. Her sözünde, her işinde, her kanunda tam isabet kaydedendir. Allah doğru söyledi. Allah razı olsun hocam. Tabii her akşam namazından sonra daha çok okunan ayetlerdir bunlar. Dolayısıyla bunun özel bir şeyi var mıdır? Yani akşam namazından sonra yatsı Amel Resulü okunuyor. Hazreti Peygamber'den rivayet edilen sallallahu aleyhi ve sellem bir hadistir. İşte akşam namazından sonra ve de sabah namazından sonra okunursa yani hem akşam hem işte sabah. Şu kadar bir melekler topluluğu o insanı korur, kollar, gözetir. Onların gözetiminde olur. Böyle bir ikram var. Bir de sabahleyin tabii. Yani akşamdan sabaha kadar sonra gündüz bu meleklerin kontrolünde olacağıyla ilgili. Bir de tabii burada bu Haşir suresinin son ayetleri Allah-u Teala'nın isimleri böyle bir geçit resmi yapıyor. Yani bir Allah tanımı var burada. Cenab-ı Hak bize kendisini sıfatlarıyla da sıfatlarında öne geçenlerle özellikle ben buyum. Gönderdiğim Kur'an da bu. Bunu yüklendiniz ha. Kendini bize anlatıyor. Öyle ya, onu başka kimse anlatamaz ki. Evet, yani, evet. Anlam yoğunluğu da var. O yüzden yani bir mümin bununla böyle inşa oldu mu böyle tabii manayla ne olur? Epey bir süre herhalde Allah'ın şeyinden, yolundan çıkmaz. Bir de tabii bu Amel Resulü'nün özellikle yatsı namazına yani gece artık belli bir saat geçiyor. Gecenin neredeyse yarısı. Tabii o da çok anlam ifade eden Amel Resulü şeyine ya, yani, önce çok, bir iman esaslarını sayıyor. Çok evet. Ondan sonra bir dua bölümü var. Rabbena. Evet. La tu'ahidna in nesina evatta. Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi muahize etme. Taşıyacağımız yükleri bize yükleme ya Rabbi. Ya Rabbi affet. Hoş gör. Mağfiret et. Sen bizim Mevlamızsın.
bu kafirler güruhu karşısında da bize yardım eyle gibi yine mana bakımından çok zengin ve bir mümine her gün lazım olan bir dua aynı zamanda fevkalade güzel bir anlam. Evet, evet. Hocam malum konuya geçeceğiz de tabii bu son Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın, siz de basını yakından takip ediyorsunuz. Müslümanları yaraladılar hocam. Evet. İncittiler. Ama bazı ülkeler, yani Müslüman ülkeler biraz vurdum duymaz tabii, çok da efendim dikkat almadı, ama Türkiye bu konuda çok hassas. Hani Cumhuriyet'te dedik ya, idare ediliyoruz, laik bir ülkeyiz ama %99'u Müslüman ve ciddi Müslüman. Değerlerine sahip çıkıyor. Dolayısıyla bir efendim kendini bilmez. Aslında diğer ülkelerin liderleri bu konuda belki daha çok hassastır. Yani söylenmemesi lazım ama adam çıkıyor. Zaten Cumhurbaşkanımız ona deli yaftasını taktı. Doğru yani, deli olmak lazım. Yani sen bir İslam peygamberi. Yani bu kadar insanın, bu kadar Müslümanın efendim peygamberi olan, onun için çok büyük değer olan o kişi hakkında bu tarz konuşmaları nasıl değerlendiriyor? Tahrik ediyor. Tahrik ediyor İslam toplumlarını. Artık bir proje midir, kendi başına değil. Çünkü Macron'un öncesi dünyayı karıştıranlara bağlı. Onlara çalışmış çok uzun zaman. Efendim üst akıllarla beraber olmuş. Efendim şimdi ilginç de bir kişilik. Yani dediniz ya, Cumhurbaşkanı böyle dedi falan. Şimdi kendisi 42 yaşında. Evet. Hanımı 67 yaşında. Üvey kızı 45 yaşında. Üvey oğlu 43 yaşında. Evin en küçüğü. Yani evin en küçüğü. Evin en küçüğü. Enteresan. Yani. Evet. Evet, evet yani. Ama Orhan Hocam, tabii bu kim? Bu inanmayan biri. İslam'ın düşmanı elbette. Tabii diplomatik bir dil var, bir ahlak var, bir usul var. Onu gözetmeliydi elbette. Yakışmıyor tabii ki. Ama Müslümanlar da neredesiniz ya? Neredesiniz ya? Size bunları söyleyemiyor olmalıydı. Çok rahat söylüyor ve ses çıkmıyor. Ben bazen düşünüyorum, böyle yukarıdan bakmış olsam, böyle aydan bakmış olsam, yani İslam'a yapılan bu hakaretler dünyada bir kişi battal gazı gibi, tamam mı? Almış baltayı eline, dünyaya karşı koymuş. Bir kişi. Bir kişi, evet. Değil mi? Aynen. Başka ben göremiyorum. Almış mikrofonu, hani balta demeyeyim de, Cumhurbaşkanımız. Yani yani onlar Müslümanları yani rencide edecek. Yani başka bir yerden bir ses duydunuz mu? Bilmiyorum, ben duymadım. Yok. Ya. Yok. Ya yok. Bir şey yok. O yüzden yani bugünkü konumuz da çok alakalı. Yani bizden oluyor ya. Onların öyle olması bizim zafiyetlerimizden oluyor. Evet. Evet. Yani biz 1,5. Peki bizi birbirimize daha fazla yaklaştırması, yani dünya Müslümanlarına gerekmez mi? Ama maalesef tabii ki olmuyor yani, bakıyorsun olmuyor. Biri farklı tabii konuşuyor, öbürü yani farklı, evet, yorumluyor. Bizi yaklaştırmayacağını da biliyorlar. Çünkü nabzımızı tutuyorlar. Çünkü İslam toplumlarının içine nüfuz etmişler. Yani onların dediği oluyor. Suudi Arabistan. Evet, enteresan. En enteresan ülke. Yani şimdi Mekke bunların elinde. Kabe bunların elinde. Yani Kabe'yi aslında Hazreti Peygamber'den sonra Ebu Cehil geri almıştır. Ebu Leheb geri almıştır. Şimdi bizim elimizde değil. Ya Hazreti Peygamber'den sonra biz Kabe'yi koruyamadık.
Şu anda Kabe Müslümanların elinde değil. Ebu Leheb'in elinde. Ebu Leheb'in elinde yine. Aldı onu. Çok doğru. Biz gidip orada tavaf ediyoruz. Ama bizim değil ki, önce bir alalım. Şuurlu olmak lazım yani. Ve bütün dünya, yani şimdi Rabbimiz diyor işte şöyle 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 adam ol. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardi ve fesadun kebir. Olmazsanız, adam olmazsanız yeryüzünde büyük bozgunlar, acayip böyle travmalar yaşarsınız. Evet. Yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Rabbimiz onu söylüyor. O zafiyetler bizde var. O yüzden kardeşlik diyoruz yani bu akşam kardeşlik evet. Konuşalım. Oraya geçelim hocam. Kur'an'da kardeşlik. Şimdi Kur'an'da tabii kardeşlik birçok yerde geçiyor. Bu hadislerde de, ayetlerde çok net her şey ama nasıl kardeşlik? Nasıl olmalı kardeşlik? Yani. Hani tamam Suud'da da kardeşiz diyoruz, din kardeşiz diyoruz. Ama bu nasıl bir kardeşlikse, yani burada İslam'a saldırıyorlar, İslam peygamberine saldırıyorlar. Ama adamın hiç umurunda değil. Evet. Efendim gene İsrail'le birlik beraberlik içinde. Sadece o değil, öyle onun gibi birçokları birleşiyor. Nasıl bir kardeşlik olmalı İslam dininde? Evet, tabii ki kardeşliğin hukukunu Allah yazmış. Kitabımızda var. Ama kardeşlik deyince şu anda aklıma geldi yani. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Mekkeliler hadi gittiler yani bir yeni bir yere. İşi yok, bağ barkı yok, bir yok yok yani. Ne yiyecek ne içecek. Hazreti Peygamber ne yaptı Medine'de? Her bir Mekkeli'yi bir Medineli'ye kardeş etti. Dedi ki bu senin kardeşin. Yanlış hatırlamıyorsam 180 ailedir bu. Yani böyle sen şununla kardeşsin, sen nasıl bir kardeş? Aynen babandan kardeşin gibi. Bir ekmek mi var? Bölüşeceksin. Bir bahçe mi var? Bölüşeceksin. Ve örneği görülmemiş bir kardeşlik oldu orada. En sonunda hatta Hazreti Ali kalmıştı, onu eşleştirecek kimse kalmamıştı. Dedi ki ya Resulallah benim kardeşim kim olacak? Seninki de ben olayım dedi. Allah Resulü. Sonra oraya alıştıklarında Medine'ye muhacirler, yani Mekke'den gelenler, dedi ki Allah Resulü şimdi bu kardeşliği artık şey yapalım, bu geçiciydi. Bunu bozalım şimdi. Yani böyle birinin birine varis olması olayını bozalım. Yoksa kardeşlik. Yani oraya kadar öyle. Tabii. Bu olunca bu şekilde ağlamaya başladılar. Öyle alıştılar ki. İman kardeşliği bu. Gelelim şimdi sorunuza. Nasıl? Önce bu konuyla ilgili ayetler Hucurat suresinde biraz yoğunlaşmış. Onun üzerinden biraz gidelim. Ne diyor Allah Azzallah Celle Celaluhu? Diyor ki Hucurat suresine bir ayette ya eyyühellezine amenu siz ey iman iddiasında bulunanlar müminiz diyenler şimdi bize sesleniyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da seslenme şekilleri var. Peygamber'e seslendiği zaman diyor ki ya eyyühen nebi, ey nebi, ya eyyühen rasul, ey peygamber, ya da ya eyyühellezine keferu, ey kafirler, dinleyin. Yani herkesin adı var yani. Ya eyyühellezine amenu deyince müminler diyor. Ey müminler topluluğu, inca ekum fasikun binebe'in, size sorumsuzun biri
bir nebe'in bir haber getirdiğinde, önemli bir haber getirdiğinde, bak bir nebe'in, bak bir haberin demiyor. Haberin şudur, bir haberin. Yani önemli önemsiz, her türlü haber. Ama bir nebe'in deyince önemli bir haber. Evet. Sonuçlar doğuracak. Haber getirdiğinde, bak şimdi dikkat edelim. Fetebeyyenu, araştırın onu. Araştırın, emin olun. Orhan Hocam, şimdi günümüzde bir cinayet işleniyor, düşünelim. Cinayeti işlerken 10 kişi görmüş. Mahkemedeki hakim de kesin biliyor bunu, bu adam öldürdü diye. Hiç şüphesi yok. Ne yapıyor? Yine de o adama soruyor. Sen mi öldürdün diyor. Niye öldürdün diyor. Yani niye öldürdün, evet. O öldürdüğü halde yargılanırken şeyinden, cezasından düşüyor icabı. Niye? Ortaya koyduğu gerekçeler değerlendiriliyor. Evet. Ne kadar değil mi şey? Şimdi bizim topluma bir bakar mısın? Bir şey duydu, tamam. Tamam olur mu? Rabbimiz ne diyor? Araştır. Araştırdığın zaman kesinlikle fikrin değişecektir. Belli oranda en azından değişecektir. Az ya da çok ya da tamamen. Araştır. Et niye? Gerekçesine en tusibu kavmen bi cehale fetusbihu ala ma fealtum nadimin. Araştırın, yoksa bilgisizliğiniz, cahilliğiniz sebebiyle birilerine sataşırsınız da sonra pişman olursunuz. Yaptıktan sonra ne işe yarar? Şimdi, evet. Şimdi bu ölçüye uysak. Şimdi biz bu ölçüye uysak ne olur? Bir ayet. Ondan sonra orada diyor ki işte ve'alemû enne fîkum Resûlallah ayetin devamında bir iman tazeleme gibi bir şey yaptıktan sonra aşağıda müthiş ayetler. Bakınız Allah Resulü içinizde, Allah diyor ilk muhataplara, Allah Resulü içinizde. İyi de şimdi nerede o zaman? Biz nasıl anlayacağız? Allah Resulü nerede şimdi? Orhan Hocam. Geçen derste dedik ki Allah Resulü'nü iki türlü düşünebiliriz. Bir, Abdullah'ın oğlu Muhammed. İki, Allah'ın Resulü Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed öldü. Allah'ın Resulü Muhammed, yani o ölenin misyonu yaşıyor. Nerede yaşıyor? Kur'an'da yaşıyor. Evet. Canlı. Nerede yaşıyor? Yaşadığı bir hayat var. İzlenmiş, bize bir aktarılıyor. Şimdi sana da bana da şimdi sorsalar, bir kağıt kalem verseler, deseler ki babanızı anlatın, Allah rahmet etsin, her birerlerimizin, bütün geçmişlerimizi Allah rahmet etsin. Babamızı mı daha iyi biliyoruz, Allah Resulü'nü daha iyi biliyoruz. Hazreti Peygamber'in bilmediğimiz bir ameli yok ki. Gecesini, gündüzünü, her şeyini biliyoruz. Yani misyon bu tabii. Bunu doğru da bilmek lazım. İşte bizim de aramızda. Bizim de aramızda. Onların sade değil. Diyor ki ayet-i kerime, لَوْ يُطِعَكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ. İşlerin hepsinde o size uysaydı, Allah Resulü size uysaydı, لَعَنِتُمْ. Sıkıntıya düşerdiniz. Nasıl bir sıkıntı? Sizi helak edecek sıkıntı. Anittum, o helak edecek. Öyle böyle değil. Size Allah Resul, o siz ona uyun. Orada le'adi velakinallaha habbebe ileykumul imane. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Onu kalplerinizde süsledi.
ve kerraha ileykumul kufra vel fusuka vel isyan. Ama kötülükleri çirkin gösterdi. Size evet. Kötülükler çirkin görünüyor olmalı. Siz dedikodu yapamıyor olmanız lazım. İman bunu sağlamalı. Size hep güzellikler, efendim toplumdaki böyle güzel hareketler, ibadettir vesairedir. Güzel görünmeli. İman bunu yapmalı diyor Allah-u Teala. Şimdi iman çok belirli. İman varsa imkan vardır. İman oldukça her zaman yapacak bir şey muhakkak vardır. Sağlam bir iman olsun yeter ki. Burada bunu bir söylüyor ki Allah-u Teala aşağıdaki ayetlerde belirleyici o olacak. Çimento iman olacak. Bakacağız. Şimdi tabii burada dünya Müslümanlarının da birbirleriyle savaşmalarını yıllardan beri savaşıyor. Hatta her zaman tarihte bakıldığı zaman derler ki işte komşumuz İran. Hemen sınırımızda çok büyük. Fakat tarihte en fazla savaştığımız ülke İran. Müslümanlar. Şimdi bir ara hatırlarsınız Mekke'de İranlılar bir olay çıkardı. O da geldi İranlıların bulunduğu yerde yukarıdan helikopterle kurşun yağdırdı. Ve orada o zamanın şeyle 400'ün üzerinde evet. Hacı, İranlı hacı hayatını kaybetti. Sonra onların Mekke Medine'yi ziyaret etmelerini uzun bir süre yasakladı. Ya baktığınız zaman ya bu başka bir ülkeden gelmedi ki. Neden biz bunları kendi aramızda kontrol altına alamıyoruz? Yani bu düşmanlık nedir? Yani Müslümanlar arasında neden bu husumet? Şimdi Ermenistan Azerbaycan'a vuruyor. O başlattı. Çok sayıda sivil öldürdü. Ateşkes sağlanıyor, 10 dakika sonra vuruyor. Diyorlar ki ateşkesli tamam güzel iyi. Ama vuruyor. Ama bakıyoruz, takip ediyoruz. Arkasında İran var işte Rusya var ama tamam Rusya'yı makul karşıladık. Ya İran yardım ediyor veya başka ülkeler. Ermeniye yardım ediyor. Ermeniye yardım ediyor. Yani. Öldürülen Müslüman. Şimdi bu Kur'an buna nasıl bakıyor? Müslümanlar arasındaki savaşları Kur'an nasıl değerlendiriyor? Kur'an diyor ki Orhan Hocam Bismillah ve in taifetani minel mu'minine iqtetelu. Eğer iki mümin grup, devlet her neyse, savaşırlarsa feslihu beynehuma, aralarını düzeltin. Size böyle bir görev düşüyor. Fe in bagat ihdahuma alel uhra, eğer biri saldırganlık yapıyorsa, diğerine saldırıyorsa, yani durmuyorsa o iki gruptan biri, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Hepiniz beraber onunla savaş. Durdurun bunu. Bunu durdurun. Hepiniz ona karşı olun. حَتَّى تَفِئَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ. Allah'ın emrine gelinceye kadar. Yani sulha gelinceye kadar bütün müminler onu orada izole etsin. Ve infa et. Dönerse, sulha, barışa dönerse fe infa et ve yaslihu beynehuma bil adl. Adaletle aralarını bulun. Adaletle aralarını ikisinin bulun. Ve hatta ve eksitu diyor Allah-u Teala. Hatta siz de yani verecek, edecek bir şeyiniz varsa siz de katkıda bulunun. Alacağınızdan vazgeçin. Vereceğinize ne yapın edin, ne yapın edin ama bunu durdur. Bak şimdi ne kadar. Ama ayet açık ve sarı, çok net. Şimdi, ama durmuyor. Yani
O diyor ki efendim kendimce ben haklıyım diyor. Ben diyor biraz daha güçlüyüm diyor. Yani artık güçlü derken artık silahlanma açısından. O güçlüyüm diyor. Öbürü neden bana müdahale ediyorsunuz diyor. Ona müdahale edin diyor. Evet. Yani şimdi ama burada geçmek... bir şey şimdi var Orhan Hocam. Demek ki Allah'ın dediği bugün olmuyor. Okuduğumuz ayete baktık. Evet. Allah'ın dediği olmuyor. Bugün olmuyor. Eğer Allah'ın dediği olmuyorsa sorun olacak. 8 sene hatırlarsınız hocam. İran'la Irak savaştı hatırlarsınız. Hatırlarım. Birçok insan genç, yaşlı hiç. Yani o zamanki savaşlar da böyle şehri önüne katıyor. Öldüre öldüre gidiyor. O şehri boş bir şehri teslim alıyor. Yani içinde canlı varlık kalmayacak diyor. Ya hal böyleyken öldüren Müslüman. Ölen Müslüman. Sonra bir baklar ki ya biz 8 sene hakikaten büyük bir savaş yaptık. İki tarafta çok büyük zayiatlar verdi. Biz bu savaşı neden yaptık diye bir kendilerini bir sorguladılar. Ama dediğiniz gibi her ikisi de o Kur'an'daki o ayeti. Önce birine silah satıyor. O gidiyor. Sonra öbürüne silah satıyor. O geliyor. Evet, evet. Ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor. Bizim Müslüman. Güçlü güçsüzü ortadan kaldırmaya çalışıyor. Evet. Şimdi şeyde bir şey vardı, bir gösteri vardı. Herkes görmüştür haberlerde. İşte bu IŞİD'den dolayı. Bir tane sakallı adam ayakta. Başında sarık, siyah sarık, sakallı. Öbürü de oturmuş, oturmuş. Ayaktakinin elinde bıçak, oturanı böyle tutmuş kellesinden kesecek. Evet. Bunu hatırladın mı bilmiyorum. Doğru. Böyle doğru, bir şey var. Doğru. Efendim, bunu haberlere gösteriyor. Aşağıdaki oturan, kesilecek olan diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah. Yukarıda kesecek olan var ya, o da şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ikisi de Müslüman, birbirini kesiyor. Ve bunu dünya insanlığı böyle seyrediyor. Peki. Şimdi cevaplar gelecek inşallah. Şimdi 10. ayette Hucurat suresinde diyor ki Allah Azze ve Celle innemel mu'minune ihve. Herkesin bildiği bir ayettir. Nedir? Kuşkusuz müminler kardeştir. Aslında orada bir inne diye bir edat var. O edat anlama şöyle bir şey de katar. Yani müminler sadece kardeştir. Müminler kardeşten başka bir şey değil demektir bu. Müminler böyle kardeş olacak. Peki ne kardeşi? İman kardeşi. Ve kardeş deyince ne anlarız? Ortak noktalar anlarız. Mesela bir anne ve babadan doğanlar. Bak şimdi aynı maaştan yiyorlar. Aynı bahçeden yiyorlar. Aynı televizyona bakıyorlar. Aynı kaşıkları kullanıyorlar yıkayıp yıkayıp. Aynı tencereden yiyorlar. Bunların teyzeleri, halaları, dayıları, amcaları, komşuları hep aynı. O kadar birlik var ki kardeş. Biz aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygambere seviyoruz. Değil mi? Aynı kitaba inanıyoruz. Aynı kıbleye dönüyoruz. Evet. Hatta işte şeyde namazın sonunda diyoruz ki Rabbena gfirli. Ya Rabbi beni bağışla. Velil müminine. Bütün müminleri bağışla. Veli valideyi, annem babam da var. Yevme yekum nesa. Hesap gününde. Beni, anamı babamı ve bütün müminleri bağışla. Yani biz savaştığımız müminlere dua ediyoruz orada Allah'ım bağışla diye. Ama sonra ona kurşun sıkıyoruz.
Evet. Bu korkunç bir şeydir yani, savrulmadır. Yani Orhan Hocam bağışla bak, bizim ümmetin bozulması çok daha felaket oldu. Şimdi biz diğer şeyleri işte dinleri şöyle bozuldular falan diye anlatırız ederiz. Hatta işte Hristiyanlık İsa'dan sonra öyle bir oldu ki işte o Orta Çağ Avrupa'sı vesaire okuruz yani böyle. Hatta 325 yılında İznik Konsili'nde efendim dedi ki zamanın şeyi yöneticisi, ya şu kitaplar nedir ya, bu kadar bir sürü sonra birbirinizle kavga ediyorsunuz. Şu ilahi kitabı bir ortaya çıkarın bakayım dedi. Toplandılar İznik'te. Hadi oydu buydu oydu. Kavga. Yine en sonda en güçlü 4 tanesi kaldı. Matta, Markus, Luka, Yuhanna diye. Niye? Börek pörçük oluyor. Ama ümmeti Muhammed'in kopuşu daha dehşetli oldu. İçindeyiz, anlamıyoruz. Evet. Göremiyoruz. Şimdi müminler nedir? Kardeştir. Bu kardeşliğin çimentosu nedir? İnnemel müminûne ihvet. Çimento? İman. Ha. Çimento iman. İman çözülürse ne olacak? Kardeşlik çözülecek. Peki bugün iman var mı? Ya var mı? Var. Biz milletin imanına karışamayız ki. Evet, karışamayız. Ama iman olması gerekeni ortaya çıkarmıyor. Doğru. Ateş varsa dumanı olacak. Bu iman bu insanları niye kardeş yapmıyor? Bu çimento niye iş görmüyor? Evet. Sıkıntı burada. O zaman biz kendimizin teşhisini koymamız lazım. Biz nerede, ne yaptık da böyle oluyor? Bir sıkıntı var, arızalar var. Öyle kötü ki yani bu şimdi öyle bir gruplar oldu ki. Ya şimdi söylesem söylemesem bilmiyorum. Bu geçtiğimiz cuma Orta Cami'de vaaz ediyor. Ya o kadar farklı Müslüman var ki memnun edemiyorsun. Hepsinin bağlı olduğu şey ayrı. Biri diyor ki ne güzel dedi, öbürü şikayet ediyor. Efendim biri dedi ki, diyor ki o şey peygamber deyince salatu selam getirmiyor benim için. Öbürü de diyor ki senin inadına saydım bu cuma 29 defa salatu selam getirdim. Halimize bak. Beğenmiyor seni. Min dunillah ayetine anlam verdiğin zaman diyorsun ki Allah'ın dununda astı ustu falanı ya, kimse yok. Öyle birilerini falan yapmayın diyor Allah. Diyor ki bu ne diyor bu adam diyor ya. Çünkü Kur'an konuşmuyor ki. Ha, öyle olursan elbette böyle olursun. Onu zaten bize diyor işte illa tefaluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Şu İslam alemine bak. Orhan. Fitne camiye girmiş. Hocam kısa bir reklama gidelim. İkinci yarıda bu fitne konusuna da biraz değinelim. Çünkü o tam konu oraya geldi. O caminin içerisinde belli gruplar işte. Ama maalesef insanları... Evet. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Reklam sonrası İsmail hocamla programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.